Sevgili Kapadokya Üniversitesi izleyicileri, YouTube kanalımızın bir başka programına daha hoş geldiniz. Bugünkü konu başlığımız aslında oldukça eğlenceli. Aşçılık ve gastronomide bir kazanda kaynatıyoruz. Okulumuzun hocalarından öğretim görevlisi Cemal Doğdu ve öğretim görevlisi Melih Çigen bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocalarım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Bu arada hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar herkese cümleten, tüm ülkemize. Sizlere de. Bu süreç biraz aşçılık programından ve aslında gastronomiden bahsedeceğiz. İzleyicilerimize de buradan seslenmek istiyorum. Eğer soruları varsa bize yazarlarsa ben de hocalarımıza ileteceğim. Şöyle başlamak istiyorum aslında. Biliyorsunuz bir COVID-19 salgını var şu an. Ve hepimiz aslında tüm dünya evde hiç geçirmediğimiz kadar fazla zaman geçiriyoruz. Bu süreçte aslında öğrenciler de biraz ders, okul, kurs yoğunluğundan çıkıp eve adapte olmaya çalışıyorlar. Ve aşçılık ve gastronomiye ilgi duyan öğrenciler mutfakta bu süreçte zaman aslında daha fazla geçirdiler. Veya hiç aslında bu programlara ilgisi olmayan bile öğrenciler bu deneyimi yaşamış olabilirler. O yüzden öğrencilerimiz için bu programın iyi olacağını, yararlı olacağını düşünüyorum. Cem Hocam, sizinle başlamak istiyorum ben. Aşçılık ve gastronomi bölümlerini iki program arasında bir değerlendirme yapabilir misiniz? Tabii. Şimdi konu başlığımızdan da anlaşıldığı gibi aşçılık ve gastronomi aslında biz eğitim öğretim süreci boyunca beraber yürüttüğümüz iki program. Burada ilk aşamasından başlamam gerekirse ilk olarak sizin önceliğinize göre tercih edebileceğiniz iki farklı program. İkisinin aslında ortak noktası çok fazla ama ayrı olduğu ve eğitim süresi boyunca ve mezun olduktan sonra da nasıl bir size faydaları olacak, bunlar da ayrışan noktaları olabiliyor. Şimdi biliyorsunuz normalde aşçılığın, gastronominin kalbi aslında tabii ki mutfakta atıyor diyebiliriz. Bu hem ilgiyle alakalı bir şey, kişinin ilgisiyle alakalı bir durum. Hem de bizim eğitim programımızdaki ve eğitime başlamadan önceki süreçle alakalı bir durum. Şöyle izah edebilirim, sizin önceliğinize göre değişebilir bu durum. Özellikle üniversite sınavına girmeden önce üniversite sınavlarına hazırlanırken hedefleyeceğiniz puan durumu var ortada bir kere. İkisinin aldığı, yani aşçılık ön lisans programı 2 yıllık bir programdır. Daha çok mesleki açıdan hızlıca buraya gelen öğrencileri geliştirerek, yani aşçılık programına kaydolan öğrencileri hızlıca geliştirerek sektörde çabucak iş sahibi olmasını hedeflediğimiz ve bunun için de tamamen yoğun odaklanmış şekilde mesleki uygulamaları ve uygulama derslerimizde hızlıca geliştirdiğimiz, aşçılığın temellerini öğrettiğimiz bir program. Bunun yanı sıra gastronomide de tabii ki sizlerin de bildiği gibi bu durum hem üniversite sınavlarında biraz daha yüksek puan sözel bölümüyle alıyor, biraz daha yüksek puanlar isteyen bir bölüm, gastronomi bölümü. Burada tabii gastronomi bölümü daha kapsamlı olarak işletmecilik yanı, aşçılığın dışında, tabii ki aşçılıkta da bu konulara değiniyoruz ama gastronomide hem işletme yönetimi, hem imaj yönetimi, stilistlik gibi farklı konulara da değinmek için farklı derslerimizde bulunuyor. Bu okuma sürecinde sizin önceliğinize bağlı olarak işte değişiyor. Yani gastronomi okumak isteyen bir öğrenci daha uzun bir maratona kendini hazırlamalı ve biraz daha yoğun bir ders programına, daha bilimsel konulara da, aşçılığın dışında kayabilecek konulara da hazırlıklı olmalı. Bunun yanı sıra aşçılıkta da tabii ki işin hem bilimini hem tekniğini, terminolojisini
hem de diğer destekleyici dersleri de beraberinde veriyoruz. Yani açlık programında şöyle söyleyeyim, iki aşamalı olarak da düşünebiliriz. Şöyle tamamlayayım cümlemi ben. Sınava girdikten sonra birinci basamaktan geçer bir not aldınız. Burada hızlıca 2 yıl boyunca eğitim alıp kendi sürenizi belirlemeniz lazım. Hemen iş hayatına atılabileceğiniz bir programdır bu. Ve bu iş hayatı süresince de dilerseniz yine akademik eğitiminize uzaktan olarak ya da farklı ek kurslar alarak bu akademik eksikleri tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda sektörde görerek de kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu sizin zaman programınıza bağlı olarak değişir. Gastronomide de bu durum 4 yıllık bir süreç sonunda yine tabii ki sektörde çeşitli yerlerde kendisini geliştirmesi ve bu şekilde de ilerlemesi gerekecektir. Ama akademik olarak ilerlemek istiyorsa biraz daha hızlı ilerleyebiliyor aslında gastronomi bölümü. Hocam ben biraz da sizi de tanımak istiyorum açıkçası. Siz de aşçılık programı mezunusunuz ve sizin de aslında bu yolculuğunuzun başlaması ve daha sonrasında ise kariyer yolculuğunuz hakkında merak ediyorum aslında. Evet, evet tabii çok güzel bir soru. Bu biz şimdi burada deneyimlerimizi de paylaşmak istiyoruz. Hem okuyan arkadaşlarımızla hem mezun olacak arkadaşlarımızla hem de tabii dışarıdan bize farklı iş dallarında çalışıp farklı bölümlerde okuyarak bu mesleğe ilgi gösteren böyle kalbi biraz mutfakta atan bir sürü şey geliyor, aşçı adayları diyeyim ya da bu mesleği kendi profesyonel olmasa da evinde ya da restoranları dolaşarak otellere gittiğinde ya da yiyecekle ilgili herhangi bir konuda ilgi duyan, bu konuyu da geliştirmek isteyen kişilerden çeşitli sorular da geliyor bize. Biz şimdi ben şöyle açıklayabilirim. Aslında aşçılık programından mezun bir öğretim görevlisi olarak ve 10 sene sektörde hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli restoranlarda şeflik yapmış birisi olarak, otellerde aşçı olarak, yönetici şef olarak çalışmış biri olarak şöyle izah edebilirim. Aslında tabii işin asıl noktası konuya ne kadar ilgi duyup ne kadar ilerlemek istiyoruz bu konuda. Bir sürü kavram var bu konuda. Olayın sadece lezzet kısmı, görsel kısmı ve diğer dünya mutfaklarının, Türk mutfağının incelikleri, bununla üst üste koyarak zamanla yaratıcı ve daha yenilikçi yöntemlere ya da dünyada gelişen çeşitli yiyecek trendlerine ayak uydurarak hepsini birbiriyle harmanlayıp biz profesyonel olarak servis ediyoruz ve çok sayıda insana yemek yiyecek servisi yapıyoruz. Bunu bu işin bir noktası. Diğer bir noktası tabii ki ürünleri tanımak ve biraz açıkçası ben şunu söyleyebilirim size. Yani ürünlerin mesela toprakta nasıl yetişiyor, hangi mevsimde yetişiyor? Yani bir düşünün, aklınıza gelebilecek herhangi bir gıda ürünü düşünün. Bunlar meyve olabilir, sebze olabilir, deniz ürünleri olabilir, et olabilir. Bunların tamamıyla alakalı aslında iyi bir altyapı oluşturmak gerekiyor. İyi yemek yapabilmenin ben temelinin ürünleri, malzemeleri ve bunların yetişme şekillerini, nasıl tazeliğini korur, nasıl daha lezzetli pişirilebilir, sağlık açısından nasıl daha faydalı olabilir, bu temelleri bilerek hangi lezzetler birbiriyle uyumlu, hem denenmiş tarifleri hem geçmişten günümüze gelen, tarihten bugüne kadar ulaşan bir sürü yemek tarifini bilmek hem de bunlarla daha yeni böyle insanları daha farklı yolculuklara çıkartabilecek, insanların duyularını daha çok harekete getirebilecek farklı yiyecekleri de bir araya
getirmek önemli oluyor. Bu da tamamıyla bu süreçte sizin kendinizi geliştirmenize bağlı bir durum. Evet. Teşekkürler. Şimdi bizi üniversitede bu bölümü tercih etmeyi düşünen öğrencilerimiz izliyorlar. Genelde de öğrenciler üniversite tercihlerini kendi ilgi alanlarına göre yöneltiyorlar ya da etkilendikleri biri oluyor ya sektörden ya ailelerinde. Bununla da ilgili aslında Melih Hocam'a bir soru yöneltmek istiyorum. Melih Hocam, önce sizi de biraz tanımak istiyoruz kısaca. Sizce aşçılık bölümünü okudunuz. Sizi bu bölümü okumak için kim etkiledi veya hangi olaylar etkiledi? Öncelikle herkese merhabalar. Ben de bu mesleğe adım atmadan önce kendimi bir keşfe çıktım. Ve bu yolculuğu bir keşif yolculuğuna benzettim. Çünkü aşçılık durdurak bilmeyen bir meslek. Dedim ki benim ihtiyacım ne? Benim ileride yapmak istediğim iş ne? Önce kendimi tanımaya başladım. Ve ben hareketli, heyecanlı, devamlı kendimi durdurmadan üstüne bilgi koyabileceğim, aynı zamanda içerisinde sanat barındıran bir meslek seçmek istedim. Ve bu mesleğe başlamadan önce tabii bu mesleğe sizleri yani öğrencileri iten birkaç faktör olabilir. Bunlardan birincisi aile faktörüdür. Biliyorsunuz Türk toplumu evde yemek yemeyi, aynı sofrada yemek yemeyi seven bir toplum. Böyle olunca biz bu çocukluğumuzda ailelerimizle birlikte aynı sofrada mutlu bir şekilde yemek yerken bu kültürü özümsüyoruz. Yemek yeme kültürü toplulukları birleştiren bir kültür olduğu için bu meslek insanın içine işliyor. Bu da benim de ayrı bir dipnotum olsun. Biraz bakış açısını bu yönde belirlerse öğrenciler benim gibi bu mesleği sevebilirler. İkinci bir sebepse merak. Her şeyin başı merak bence. Sevginin, bir işte başarılı olmanın başlangıcı meraktır. Ben de çok merak ettim. Biraz önce Cem Hocam'ın da bahsettiği gibi. Yani bir tarlada domates gördüğünüzde onun kokusunu merak edersiniz. Bir balık gördüğünüzde o balığın çeşitlerini merak edersiniz. Sebze, meyve, bu uçsuz bucaksız bir ürün gamı. Ve yaşadığımız coğrafyada, yaşadığımız kültürde bize çok güzellikler sunuyor. Ben de bu güzellikleri görebildim şükür ki erken yaşta. Aynı zamanda ben üniversiteye gelmeden önce de bir lokantada bunun ön alaylılığını da yaptığım için oradan da kendimi test etme durumunda bulundum. Ve dedim ki evet ben bu işi merak ediyorum, bu işi seviyorum ve öğrenmek istiyorum. Benim de keşif yolculuğum böyle başladı. Aşçı olacak arkadaşlara, gastronomi bölümüne gelecek arkadaşlara da tavsiyem şudur ki önce kendinizi keşfedin. Bu her meslek için geçerli aslında. Çünkü mutlu toplumlar olabilmek için önce sevdiğimiz işi yapmamız lazım ki geleceğe, ülkemize faydalı olabilelim. Sağ olun hocam, güzel. Hocam tavsiyelerden bahsetmişken aslında ben bu soruyu Cem Hocam'a da sormak isterim. Hocam sizin gastronomi ve aşçılık bölümünü okumak isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz var mıdır? Tabii. Bu sorular aslında genel olarak günlük yaşantımızda ve iletişimde de bize geliyor. Burada açıkçası şimdi ben şöyle bir şey düşünüyorum. Farklı konularla ilgilenen bir sürü kişiyle görüşüyoruz ama genç arkadaşlarıma burada aşçılığı profesyonel olarak yapmak isteyen arkadaşlarıma ve gastronomi mutfak sanatları bölümünü okumak isteyen kendisini bu konuda geliştirip bunların sonuçlarında yani bu bir yaşam tarzı haline geliyor. Bundan bahsedebilirim. Yaşam tarzı nasıl bir yaşam tarzı? Şimdi çok basit bir örnek vermek istiyorum. Biz mesela büyük şehirde bir restoranda çalışıyorsanız, bu tarz bir yerde çalışıyorsanız her zaman konum olarak iyi bir restoran, çok
şehrin en böyle hareketli, en canlı kısımlarında yer almak ister iyi bir restoran. Tabii bunun dışında özel konseptlerden bahsetmiyorum. Kalabalık, güzel bir ortam. Her gün siz buradasınız. Yani neredeyse her gün dışarı çıkıyorsunuz ve şehrin en hareketli noktasında çalışmak için gidiyorsunuz. İş bitiminde de yine o noktadasınız. Ve her gün bu yiyecek, içecek ve eğlence hizmetinin içerisindesiniz. Çok iyi yanları var. Ama bununla beraber sektörde çalışırken dediğim gibi artık bir yaşam tarzı haline geliyor bu. Ben işte hafta içi 5 gün çalışayım, hafta sonu tatilimi yapayım. İşte şu saatler arasında çalışayım, akşam evimde olayım gibi sorunları, konuları çok fazla düşünmüyorum ben bu meslekte çalışırken. Uzun süredir bu meslekte de olduğum için artık böyle kendi ortamım, kendi arkadaş çevrem, kendi iş ortamım, mesela turizm otelliğinde de bu böyledir, diğer otellerde de böyle. Turizmde de devamlı turizmin içerisindeyiz. Hem yemek yapıyoruz, hem çalışıyoruz, hem aynı zamanda turizm bölgesinde bulunuyoruz. Konum olarak bizim sektörümüz özellikle belirli bir lokasyonda olmak zorunda. Bunu söyleyebilirim, artı yanlarından biri. İkincisi, fiziksel olarak, yani bu vücudun kendi ritmi vardır ya, hani hep söyleriz, vücudun, herkesin böyle bir şeyi, enerjisi daha farklıdır. Bu meslek gerçekten mutfakta çalıştığınız zaman arkadaşlar, enerjik bir meslek. Bu enerjik tempoya, mutfak içerisindeki tempoya biraz hazırlıklı olmak lazım. O tempoyu kaldırabileceğinizi, o tempoda çalışabileceğinizi düşünmek lazım. Yani mutfakta direkt çalışmayı düşünüyorsanız, özellikle aşçılık için söyleyebilirim. Gastronomi bölümünü tercih edecek arkadaşlarım için de direkt aşçılık değil de, şimdi bunun bir sürü yan dalı var. İşletme, bununla beraber işin bilimi, gıda, hijyen, sanitasyon gibi işin bilimsel yanını, işin daha böyle ince ayrıntılarını da öğrenerek kendilerine özel farklı alanlar yaratabilecek pozisyonlar açabiliyorlar. Mesela işletme sahibi olarak, şef işletmeci olarak ileride kendilerine bir mekan veya bir restoran açabiliyorlar. Bununla beraber farklı işletmelerde kendilerini geliştikleri takdirde F&B, yani yiyecek içecek müdürü gibi, otel müdürü gibi yabancı dille destekleyerek yurt dışında çok farklı iş olanakları bulabiliyorlar. Hem aşçılık için geçerli, hem gastronomi için geçerli. Çok geniş bir kapsamda iş olanağı var. Ama bu tempoyu artık hayat tarzı olarak kabul edip yaptığımız ürünlerden, ben mesela kendimden bir örnek vermek istiyorum son olarak cümlemi tamamlarken. Özellikle ben ürünlerle çalışmayı çok seviyorum. Hem sosyal olabileceğiniz bir meslek, hem de kendinizi belki çok sosyal hissetmiyor olabilirsiniz. Mutfakta çalışırken direkt farklı ürünlerle çalışıyorsunuz. Yani tabii ki insana ulaşan bir durum, ama yaptığınız yemekler sonuçta misafirlerin beğenisine sunuluyor. Herkes bunun tadına bakıyor, insana ulaşıyor. Ama sonuç olarak mutfakta bir alanda ne bileyim, bir balıkla çalışıyorsunuz. O balık çıkıyor ta işte Norveç'ten geliyor diyelim, ya da Akdeniz'den geliyor, ya da Karadeniz'den geliyor. Bir patatesle çalışıyorsunuz. Basit örnekler veriyorum. Bu işte ülkemizin farklı yerinden, Niğde'den geliyor, Ödemiş'ten geliyor. Bu ürünleri alıyorsunuz, işliyorsunuz. Bu ürünlerle çalışmayı sevmek lazım. Bu ürünlerle yeni yemekler yaratmayı, klasik yemekler yapmayı sevmek lazım. İlk olarak benim buradan bu mesleği yapmak isteyen ve yapan arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Artık bir yaşam tarzı olarak mesleği kabul etmeleri gerekiyor. Üniversite adaylarımız mutlaka bu tavsiyelere kulak vereceklerdir. Çok değerli tavsiyeler bunlar. Çok teşekkür ederim. Biraz da öğrenci gözünden bakmak istiyorum. Genelde üniversite bölümü seçerken akıllarında şunu da düşünüyor öğrenciler.
biz bu programdan mezun olduk, bu bölümden mezun olduk, işe girdik fakat yükselme imkanımız olur mu diye. Sizler de öğretim görevlisi olarak çalıştığınız için aslında bu konuyla bağlantılı bir soru sormak istiyorum Melih Hocam'a. Öğrencilerin sizin kadar başarılı olması için aslında neler yapması gerekiyor mesleğe başladıktan sonra da? Onlara ne öğüt vermek istersiniz? Öncelikle teşekkür ederim. Ama ben bu soru bana her yöneltildiğinde, geçmişimde mutfak şefliği yaptığım dönemde mutfak ekibimle de konuşurken, ekibimin gözlerinde gördüğüm şeylerden ve öğrencilerimin gözlerinde gördüğüm şeylerden biraz bahsedeceğim. Hepsinin sorduğu soru bu. Nasıl başarılı oluruz? Ben hep şöyle belirtiyorum. Birincisi, evet kendinize idol edinmek iyidir ama bu idolün her zaman daha ötesine geçmeye çalışın. Yani ben başarılı olabilirim ama kime göre, neye göre? Ben her zaman kendime göre başarılı oldum. Başkasıyla yarış yapmadım. Bu birinci öğütümdür. İkinci öğütüm ise şudur. Başarı hiçbir zaman bir varış noktası olmamalıdır. Her zaman başarı bir yolculuk olmalıdır. Bugün yolculuklardan gidiyoruz. Önce keşif yolculuğu, şimdi başarı yolculuğu ama ben hedeflerimi hep tek tek basamaklar şeklinde koydum. Bunu yaparken de, bu hedefleri koyarken de bir, işimi çok sevdim. Önce işinizi çok sevin. İki, hata yapmaktan korkmadım. Hata yaptığımda bu hatanın karşısına dikildim ve ben bu hatayı yaptım. Bundan sonra yapmamak için neler yapabilirim onu düşündüm. Yani mutfakta en önemli şeylerden biri budur. Öğrencilerim şu an beni izlerken kesin söylemlerim akıllarına geliyordur. Çünkü hep açıkçası kızarım. Bir hata yapıldığında bunu söylemedikleri zaman. Hata yapılabilir çünkü biz insanız. Önemli olan bu hatanın karşısında dikilip evet bu hatayı ben yaptım ve düzelteceğim. Düzeltmek için de bunları yapacağım diyebilmek. Üçüncüsü gerçekten yaptığınız işi iş olarak görmemek, yani işte 8-5 çalışayım sonra işte iş evime gideyim ya da özel hayatıma bakayım. Elbette herkesin bir özel hayatı var ama işinizi severseniz bu sizin bir özel hayatınız olur. Yani özel hayatınızı işle birleştirmiş olursunuz. Böylece hiçbir zaman bir saat kavramınız olmaz ve en önemli tavsiyem hiçbir zaman hayal etmekten vazgeçmeyin. Çünkü mutfak öyle bir büyülü dünya ki en ufak hayalden vazgeçerseniz o bir nokta var, bir başarı kilidi. O kilidi açamazsınız. Hayal ettikçe o kilidi açmak için daha çok mücadele edeceksiniz. Daha çok çalışacaksınız ve böylece vardığınızı sandığınız noktada, evet ben başardım dediğiniz noktada, çünkü benim öyle oldu. Dedim ki yok, bu yetmez bana. Şimdi ben bunu istiyorum. Buradan söylemek isterim. Benim üniversiteden mezun olurken daha o gün kuşak bağlanırken bana, üniversitemizde bu bir gelenektir, şunu demiştim. Ben bir gün bu üniversiteye öğretim görevlisi olarak döneceğim. Bu çok iddialı gelebilir ama bu bir hedefti. Olmaya da bilirdi ama ben bu hedef için hep çalıştım. Önceki hedefim mutfak şefliğiydi, onu yaptım. Ondan sonra başka bir hedef koydum, onu gerçekleştirdim. Tabii ki öğrencilerimiz de ve bütün mesleklerde aslında böyle, herkes bu hedefleri sırayla basamak basamak çıkmalı. Ancak o zaman başarı olabilir. Bir noktaya geldikten sonra ben başardım zaten, bundan sonra su yolunu bulur demekle olmaz. O su evet hep akıyor. O su aktıkça akıyor ve aktıkça değişiyor. Değişmemesi lazım. Sizin bu akıntıya karşı hep güçlü olmanız lazım. Benim verebileceğim başarıyla ilgili öğüt bu olabilirdi. Teşekkür ederim. Şimdi aslında tercih etmeyi düşünen öğrenciler için tavsiyelerimiz oldu. Melih Hocam da bahsetti. Şu an okuyan öğrenciler için veya mezun öğrenciler için de tavsiyeleri oldu. Cem Hocam, ben size de sormak isterim. Yani gastronomi ve aşçılık bölümlerinden mezun olan ya da halihazırda şu an bu bölümü okuyan öğrenciler için profesyonel kariyerleri anlamında siz nasıl tavsiyeler verebilirsiniz? Evet. Melih Hocam'ın da bahsettiği gibi biraz
böyle tuğlaları teker teker koyarak, bunları özümseyerek, öğrenerek adım adım kısa vadeli planlarla ve uzun vadeli planlarla gidebilirler. Tabii ki bu sınırı yok bunun. İleriye yönelik yapabileceğiniz bir sınır yok. Mutfak şefi olabilirsiniz. Kendi isminizi açtığınız bir mekanda başarıya ulaşabilirsiniz. Tek bir ürünle bile bunun başarı örneklerini görüyoruz. Çevremizde neler oluyor, neler bitiyor, bunları iyi bilmek lazım. Yani benim aslında söylemek istediğim işin temeli donanım ve bilgi. Bilgi ve yanında kişilik de geliyor tabii ki. Bunların hepsini çok iyi bir dengede tutmamız lazım. Prensip ve karakterle beraber bilgiyi edindiğiniz zaman, doğru bilgiyi üst üste koyup bunun alanlarını açtığınız zaman, kendinizi donattığınız zaman bu kendiliğinden oluşan bir şey. Açıkçası çok basit bir örnek vereyim. Gençler seviyorlar tabii bu tarz şeyleri. Çeşitli bilgisayar oyunları oynuyorlar. Çeşitli şeyler oynuyorlar. Çok basit ve akılda kalabileceğini düşünüyorum örneğin. Bu tarz oyunlarda bile belirli kademeler var değil mi? Yani bir oyuna başladığınız zaman, bir işe başladığınız zaman, yapmaya bir şey başladığınız zaman yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Bu gelişimi çeşitli donanımlar alıyorsunuz, çeşitli şeyler öğreniyorsunuz, keşfediyorsunuz, bunları öğreniyorsunuz, bunların tamamını birleştirerek bir ilerleme kaydediyorsunuz. Tüm meslekler için geçerli. Bizim hem aşçılık programından mezun olacak, yani okula adım attığı andan itibaren, hatta okula başlamadan önce benim verdiğim bir tavsiye var. Okula başlamadan önce kendisine bir puan hedefi koyması. Öncelikle bu hedefi gerçekleştirmesi lazım. Yani gastronomi okumak için kaç puan alması gerekiyor? Aşçılık okumak için kaç puan alması gerekiyorsa bu hedefleri koyması lazım. Ama bizim gastronomi ve aşçılıkta şöyle güzel bir alternatif var. Hem ön lisansı hem de lisansı olan bir program gibi düşünebiliriz bunu. Yani ön lisansı kazanan bir öğrenci adayı bunu ön lisansı okurken hem dikey geçiş yaparak ya da üniversiteyi bitirdikten sonra ön lisans programını, meslek yüksek okulunu bitirdikten sonra tekrardan sınava girerek, ki burada da zaten bayağı bir donanım sahibi oluyor, bayağı bilgiler ediniyor her açıdan, hem mesleki açıdan hem Türk dili, tarih gibi işte bilgisayar teknolojisi gibi bir sürü dersle beraber aldığı eğitimlerle kendi zihnini ve donanımlarını, bilgilerini geliştirmiş oluyor. Tekrardan sınava girdiğinde biraz bir çalışmayla bir üst kademeyi de akademik olarak geçebiliyor, kazanabiliyor. Tamamen doğru bilgi, yaptığı, bulunduğu çevreyi, ürünleri tanımak, kendi ülkesini, en başta kendi ülkesini ve çevresini gastronomik anlamda, mutfak kültürü anlamında tanımak, bununla beraber tabii ki dünyaya açılarak diğer ülkelerin yiyecek içecek kültürlerini, diğer ülkelerin aşçılıkla ilgili ilerlemelerini de öğrenerek, tamamen bunları üst üste koyarak ilerleyebilirler. Hem okuyan öğrencilerimiz için hem mezun öğrencilerimiz için geçerli. Yani bunlardan önemli noktalardan bahsetmem gerekirse, özellikle hem yabancı dille öncelikle kendi dilini konuşmayı, anlamayı ve dinlemeyi öğrenmesi gerekir. İletişim kurmayı öğrenmesi gerekir. Bu bizim gastronomi ve aşçılık aslında bizim akademik ortamda da bahsettiğimiz gibi multidisipliner dediğimiz çoklu alanı bir arada bulunduran bir meslek açıkçası. Bunun için tarımı bilmesi gerekiyor. Sağlık konusunda bilgi sahibi olması gerekiyor. Mesleki anlamda bilgi sahibi olması gerekiyor. Bunun yanı sıra işte
otelcilik, pazarlama gibi, teknoloji gibi şeyleri de bilmesi gerekiyor. Bunların hepsi birer donanımdır. Bunların hepsini birleştirerek, öğrenerek, üst üste koyarak bence başarıya ulaşabilir. Teşekkürler hocam. Bu arada sorularımız gelmeye başladı. Ben izleyicilerimizin sorduğu soruları size yönlendireceğim birazdan. Mümkün olduğunca da aslında çok soru yanıtlamanızı istiyorum hocam. O yüzden biraz daha eğer kısa cevaplar verebilirseniz, çünkü kısıtlı bir zamanımız var, hem de tüm soruları yanıtlamış olalım bu şekilde. Ben Melih hocama bir soru yöneltmek istiyorum. Siz de aşçılık bölümünden mezun oldunuz. Sizin öğrencilik zamanınızdaki aşçılık eğitimiyle günümüz aşçılık eğitimini karşılaştırırsanız eğer, avantajları ve dezavantajları neler sizce? Teşekkür ederim. Benim öğrencilik zamanımda yaklaşık bundan 13 sene önce o zamanki kitle iletişim araçlarıyla, teknolojinin gelişmesiyle bu dönem arasında bir uçurum var bildiğiniz gibi. Zaten en büyük fark burada ortaya çıkıyor. Bizim zamanımızda biz milli kütüphanelerden kitap okuyarak, dergiler, gazeteler alarak bazı bilgilere ulaşmaya çalışıyorduk. Fakat şimdi öğrenciler bu bilgilere çok rahatlıkla ulaşabiliyor. En büyük avantajları da bu. Yani ben artık internet sayesinde işte Yeni Zelanda'daki bir köyün özel bir yöresel yemeğini tek tıkla ulaşabiliyorum ve onu öğrenebiliyorum. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Televizyon kanallarında bu kadar yemek programları yoktu. Bu kadar popüler değildi. Bu da şöyle bir şeye sebep oluyordu. Biz öğrenmek için çok gayret ve çaba gösteriyorduk. Bu bir bakıma şimdi dezavantaja sebep olabilir öğrencilerde. Çünkü bilgiye çok rahat ulaşabildikleri için her an öğrenebileceklerini düşünüp bir rahatlık verebilir. Ben bunu tabii bir dezavantaj olarak görüyorum. Çünkü biz bazı şeyler için çabalarken onların bu kadar çabalamasına gerek yok. Tabii mutfaklarda o zamanlar bu kadar teknolojik ekipmanlar da yoktu. Yani bizim uygulama mutfağımızdaki fırının özelliğiyle eski kara fırın varken şu an kullandığımız son derece teknolojik, kendini yıkayabilen konveksiyonel fırınlar kullanıyoruz. Tabii bunlar mesleğin öğreniminde bazı nüanslar yaratıyor. Ben aslında kendi dönemimde şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben alaylı ustalarımızın o geçmişteki hikayelerini dinleyerek ve zor şartlarda yemek nasıl yapılır öğrenerek büyüdüm. Kendimi geliştirdim. Ama şimdi öğrenciler bu teknoloji sayesinde her şeye rahatça ulaşabiliyorlar. Mutfak ekipmanları açısından bahsediyorum. Bu da onlarda bir dezavantaj yaratıyor. Fakat biz olabildiğince bunu bu eğitimlerde öğrencilere her ikisini de göstermeye çalışıyoruz. Yani sonuçta yemek yapmak sadece işte bir tava, bir tencereyle, işte bir ocakla, bir fırınla olacak iş değil. Yani ateşin kullanımı geçmiş, ateşin ilk bulunuşundan günümüze ne kadar teknolojik gelişmeler oldu. O yüzden her şeye hazırlıklı olmalıyız. Benim bir de geçmişteki eğitimle şimdiki eğitimin arasında, yani ben kendim eğitim açısından bir sıkıntı yaşamadım ama bu sadece teknolojik açıdan bir sıkıntı yaşadığımı düşünüyorum. Bu da enformasyonun gelişmesiyle oluyor. Öğrenciler bu bilgiye ulaşabilmenin faydasına sık sıkıya bağlansınlar. Biz gazete küpürlerini keserdik. Oralardan bir şey öğrenmek için sonra defterimize not alırdık. Ama artık öyle bir şey yapmıyorlar. İşte kopyala yapıştırla bütün bilgiye ulaşabiliyorlar. Bunun avantajlı ve dezavantajlı yönlerini tabii tam tartışmak ne derece doğru bilemiyorum. Ama bence farkları bunlardı. Şimdi bir öğrencilerimizden gelen bir soruyu sormak istiyorum ben. Aşçılık programından mezun olduktan ne kadar süre sonra şef olarak anılabiliriz diye soruyorlar. Yani aslında şef olmak için nasıl bir süreç işliyor? Bu Cem Hocam da cevaplayabilir. Önce ben kısaca
cevap vermek istiyorum. Bunun net bir süresi yok. Yani işte 2 sene komilik yaparsın, 2 sene kısım şefliği yaparsın, 3 sene su şefliği yaparsın. Herhangi bir sınırlaması yok. Bu tamamen sizin kişiliğinizle alakalı. Çok kısa sürede şef olmak doğru bir tercih değil açıkçası. Biraz önce dediğimiz gibi özümseyerek, o basamakları özümseyerek çıkmak lazım. Öğrencilerin ilk hedefi bu olmamalı. Biz derslerde söylüyoruz, mutfakta bir hiyerarşi var. Bu hiyerarşiyi saydığımızda böyle bunları bilmeyenler şaşırıyor. İşte komi 2, komi 1, cook, demi chef, işte demi de parti, chef de parti, junior sous chef, sous chef, executive sous chef, mutfak şefliği, böyle 14-15 tane hiyerarşi var. Bu hiyerarşileri geçmek gerekiyor, adım adım yükselmek gerekiyor. Net bir süresi yok. Yani ben bu konuda hep şey diyorum, ben kötü bir örneğim. Çünkü ben 25 yaşında mutfak şefi oldum. Tam 5 yılda. Ama 10 yılda da olan var, 15 yılda da olan var, 20 yılda da olan var. Bu tamamen sizin mesleği olan adaptasyonunuz, kendinizi adamışlığınız, ne kadar sevmenizle alakalı. Cem Hocam da mesela mesleğe sonradan girenlerden ama o da çok hızlı yükselenlerden. Bu ortak noktamız şu, ikimiz de mesleği çok seviyoruz ve kendimizi adadık bu mesleğe. Belki Cem Hocam da birkaç bir şey ilave etmek ister. Evet, sağ olun hocam, teşekkür ederim. Şimdi bu süreçte zaten ilk adımı iyi atmış oluyorsunuz. İyi bir eğitimle başlayarak çok iyi bir yol kat etmiş oluyorsunuz. Doğru bilgiyle, iyi bir donanımla mezun olarak. Bunun mutfak şefliği veyahut bu böyle bilgiyle alakalı bir şey. Chef de parti dediğimiz bizim bu uluslararası terimler Fransızca'dan geliyor. Bazen böyle mutfak terimleri kullanıyoruz mecburen. Uluslararası terimler olduğu için bunlar. Bir bölümün şefi, kısım şefi diyelim. Kısım şefi olmak için, yani kısım şefi demek 3-4 kişinin çalıştığı, belki 5 kişinin çalıştığı bir yerde bir bölümü yönetebilecek seviyeye gelmek demek. Ne zaman ki okul bitiyor, okulla beraber tabii mesleki uygulama kısmında da kendilerini test etme imkanı buluyorlar. Ne zaman ki sahaya çıkıyoruz, ne zaman ki profesyonel mutfaklarda çalışmaya başlıyoruz, zaten o esnada hem kendimizin seviyesini ölçmek için hem de bu pozisyonlarda çalışan, yönetici pozisyonlarında çalışan şeflerin yeteneklerini, yönetici yeteneklerini, iletişimlerini, bilgilerini, tecrübelerini görüyoruz ve nasıl ilerlememiz gerektiğini farkına varıyoruz. Yani bu biraz aslında hem kendinin tartmakla, kendi bilgilerini, deneyimlerini tartmakla alakalı hem de bu pozisyonda çalışan üst düzey şeflerin, yani bunda bildiğiniz gibi sınır yok. İşte TV programlarında çalışan şefler var, yemek tarifleri, yemek programları yapan şefler var, çok lüks otellerde, çok büyük otellerde, 3000, 5000 kişiye hizmet veren otellerde yöneticilik yapan, kendi alt kadrosu yaklaşık 30, 40, 50 kişi olan kadroları yöneten şefler var. Bunların hepsini aslında girdiğimiz zaman sektöre restoranlarda, otellerde ya da diğer alanlarda bir tartarak kendimizi ve diğer aşçıları, şefleri bunun farkına varıp ne kadar sürede olduğunu görebiliyoruz. Tamamen kendi çalışması, kendi azmiyle olacak şekilde hızlı yükselmek bu meslekte. Şöyle bir soru gelmiş. Mutfakta çalışmak psikolojik sağlamlık gerektirir mi? Çok uzun saatler mi çalışılıyor diye. Biraz da çalışma şartlarıyla ilgili konuşmak istiyorum Cem Hocam. Evet, tabii. Mutfakta çeşitli alanlar var. Şimdi yine aşçılık ve gastronomiyi
bir arada kaynatmaya başlayacağımız bir soru bu açıkçası. Şimdi o kişinin yaşam tarzına, bakış açısına bağlı olarak değişebiliyor. Ben açıkçası bunu iletmek isterim sevgili arkadaşlarıma. Çalışmayı, tempolu çalışmayı seviyorsa mutfakta çok zorluk çekeceğini sanmıyorum. Bir süre ilk aşamalarda tabii ki o şef ceketini giymek, o kepi takmak, mutfakta iş kıyafetini giymek, işte ortam sıcak olabilir, ortam yazın o sıcaklarda ızgara başında çalışması gerekebilir. Ben açıkçası sevdiğim bir ortam. Bir nevi diğer mesleklerle karşılaştırdığınızda işte askerlik mesela bir meslek değil mi? Hani disiplin açısından bunu düşünebilirsiniz ama işte doktorluk da zor bir meslektir. Gerçekten uzun çalışma süreleri, farklı ortamlar, farklı sorunlarla karşılaşılabiliyor, farklı sağlık sorunlarıyla karşılaşılabiliyor. Bunların tamamının aşçı olarak mutfakta çalışmayı benimsemiş kişiler artık bu hayatınızda normal bir hal olmaya başlıyor ve zorluk seviyesini aşmış oluyorsunuz. Daha rahat çalışıyor, mutfağa daha iyi adapte olmuş oluyorsunuz ve bu sizi çok fazla zorlamıyor açıkçası bir süre sonra. Aksine böyle işe gittiğinizde enerjik, keyifli oluyorsunuz. Yeni şeyler yapmak istiyorsunuz. İşte o kokular mutfaktaki, o aromaların birleşmesi, o duyulara hitap eden o ses, kızarmanın sesi gibi, işte bir yemeğin kaynaması gibi, işte doğrarken vesaire. Bütün o mutfağın içindeki ortam, o ambiyans zaten sizi rahatlatıyor gibi oluyor belki çoğu zaman. Ama gastronomi kısmına baktığımızda işin tabii ki mutfakta belirli bir aşama kaydetmek lazım. Bu süreçte çalışmak lazım. Bu ortamın da çok iyi görmek, tanımak lazım. Ama bununla beraber akademik yönde ya da işin bilimsel yönünde ya da işin görsel yönünde stilistlik gibi, yemek fotoğrafçılığı gibi ya da işin diyetisyenliğe kayan kısımları var, beslenmeye kayan kısımları var. Bu alanlarda hangisini yakın hissediyorlarsa mezun olan öğrencilerimiz ya da okulduğu süre boyunca hangi alanı yakın hissediyorlarsa kendilerine o alanda daha çok odaklanıp o alanda daha başarılı olacaklardır tabii ki. Biraz önce Melih Hocam internetten aslında bilgiyi alabildiklerini söylediler öğrencilerin. Onunla ilgili de bir soru gelmiş. İnternetteki tarifler ne kadar güvenilir diye. Aslında çok güzel bir soru. Şu an sosyal medyanın toplumumuz üzerinde aslında tüm dünya üzerinde çok büyük bir etkisi var. Ve bu etkiyle beraber bizim mutfağımıza da yabancı ürünler girmeye başladı. Ve yurt dışı mutfağına bir ilgi artması söz konusu. Bu sizce Türk mutfağına ilginin azalmasına bir neden olur mu? Ya da Türk mutfağının geleceğini etkiler mi? Eli Hocam size sormuş olayım soruyor. Şöyle başlamak lazım bu sorunun cevabına. Evet, internette bilgi kirliliği maalesef ki çok ama her alanda çok. Oradaki reçetelerin doğrusallığı, yanlışlığını site bazında söyleyemeyiz. Çok güzel siteler de var bu işi yapan. Çok saçma sapan reçetelerin paylaşıldığı, öyle kafadan uydurulmuş işte yemek tariflerinin paylaşıldığı siteler de var. Burada kişinin kendisinin biraz temel aşçılık bilgisiyle o reçeteyi görünce anlaması gerekiyor. En azından ben öyle yapıyorum. Bir reçeteye baktığımda o reçetenin doğruluğunun yüzde kaç olduğunu anlayabiliyorum denemeden. Daha sonra sosyal medyadaki dediğiniz gibi bu yurt dışındaki ürünlere, yurt dışı mutfak hayranlığına gelecek olursak aslında burada bilinmesi gereken şeylerden biri şu, tarihimizi bilmek, yemek kültür tarihimizi bilmek. Sonuçta Cumhuriyet'ten önce bir imparatorluk görmüş, Osmanlı İmparatorluğu görmüş bu topraklar ve saray mutfağının ne kadar zengin olduğunu az buçuk hepimiz biliyoruz. Ve bu saray mutfağının zenginliğini, kullanılan malzemelerin, ürünlerin zenginliğini
anlatmaya saatlerimiz yetmez. Bu Avrupa'nın ya da şimdiki gençliğin bu Avrupa mutfağındaki yemeklere özenmesi bir anda silinip gider eğer biz kendi kültürümüzü, kendi mutfağımızı iyi tanıtabilirsek. Türk mutfağına zarar verir mi kısmına gelecek olursak, şöyle bence zarar vermez. Buradaki zarar meselesi şu, gerçekten şu an ben gençlerde Türk mutfağına ilginin çok olduğuna inanıyorum. Evet, bir İtalyan mutfağı, bir Meksika mutfağı, bir Japon mutfağı çılgınlığı, bir Fransız mutfağı merakı kadar olmasa da yeni ürünlere merak beni sevindiriyor. Burada şunu bilmek lazım. Bizim hala keşfedilmeyi bekleyen o kadar muhteşem yöresel lezzetlerimiz var ki ve insanlar bunu keşfettikçe bu sosyal medya sayesinde Türk mutfağının önemi bir adım daha öne çıkıyor. Yeni ürünler keşfetmek güzeldir ama kendi kültürümüzü de bilmek önemli. Kendi kültürümüzü tanıdıkça onların mutfağını elbette yemek isteyebiliriz, tadabiliriz. Fakat yine özümüze dönmek ve bunları tercih etmemiz gerektiğini anlayacağız. Ve öyle de oluyor aslında. Günümüzdeki açılan mekanlara bakınca insanlar yine özüne dönmek istiyor. Haftanın her günü risotto yemiyor. Haftanın her günü sushi yemiyor. Fajita yemiyor. Bunları da merak ediyor. Bunları da tadıyor. Ama yine de sonuç kebaba, zeytinyağlı yemeklere, güzelim dolmalara dönüş yine bunlara oluyor. O yüzden ben pek zarar vereceğini düşünmüyorum. Zarar verecek tek nokta gençliğimizin bundan sonra bu yeni kitle iletişim araçlarıyla birlikte bu bilgi aktarımı sürecinde doğru bilgiyi aktarması. Tabii biz akademisyenlere de çok iş düşüyor. Doğru bilgiyi bütün dünyaya aktarabilmek. Çünkü artık böyle bir imkanımız var. Şili'deki bir birey de Türk mutfağını tanıyabilir. Bunu nasıl yapabiliriz? Biz yaptığımız çalışmalarla yapabiliriz. Böylece sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada mutfağımızı tanıtmış oluruz. Hocam yemeklerden bahsettiniz, iftar saati de yaklaşıyor. Bu yüzden yemeklerle ilgili sorular da geldi. Çok haklı olarak. Ben aslında, benim de sorularım arasında vardı ama sağ olsun izleyicilerimiz de merak ediyorlar. Öncelikle imza yemekleriniz nelerdir ve en sevdiğiniz yemekler sizin bir şef olarak hangi yemekleri seviyorsunuz? En sevdiğiniz yemek. İlk ben cevap vermek istiyorum çünkü benim cevabım burada çok kısa. Sonra hemen Cem hocamıza geçebiliriz. Neden cevabım çok kısa? Ben hep şunu söylüyorum. Ben çocuklarımın hiçbirini birbirinden ayıramam, ayırt edemem. Nasıl ki bir anne kendi evlatlarını sevgi konusunda birbirinden ayırmazsa ben de bütün yemeklere öyle bakıyorum. Bugüne kadar böyle işte şu yemeği çok severim ya da şu benim olmazsa olmazımdır demeyi pek uygun bulmuyorum. Yani bu benim tercihim. O yüzden ben hepsini seviyorum. Ama tabii ki benim de yemediğim bazı lezzetler var. Çok severek yediğim lezzetler var. Ama birbirinden ayırmayı pek hoş karşılamıyorum. Evet. Şimdi ben de katılıyorum bu konuda sana. Ben de çok ayırt etmeyi sevmem yemekleri. Çoğunu da tüketirim. Hem kendi kültürümüzün yemeklerini, Türk mutfağının, Osmanlı mutfağının yemeklerini hem de tüm dünyada bilinen yemekleri, tüm dünyada popülerleşmiş olan yemekler olabiliyor. Ya da biz tabii işin içine girdikçe alt konuları da biliyoruz, kullanılan ürünleri de biliyoruz, kendimiz de yaratıyoruz. Şimdi iş imzalı yemekler kısmına geldiği zaman öncelikle ben açıkçası ürüne saygıyla başlamayı tercih ederim ve imzalı yemek yaratabilmenin, yeni bir yemek, insanların beğenisini kazanabilecek bir yemek yaratabilmenin belirli temellerden oluştuğunu düşünüyorum açıkçası. Hani bunu böyle ben bu yemeği yaptım, evet çok güzel oldu diyemiyoruz. Tamamen bu yemeği yiyen kişinin yorumuyla alakalı
Tuğçe, bunu söylemem gerekiyor. Benim yaptığım yemeği siz yorumluyorsunuz. Yani benim misafirlerim yaptığım yemeği tadına bakan kişiler yorumluyor. Bu geri dönüşleri bu şekilde alarak yaptığımız yemeğin görsel olarak, lezzet olarak, sağlık olarak başarılı mı, değil mi? Yüzde kaç oranında beğeni alıyor? Tabii ki herkesin damak tadı arasında değişkenlikler vardır ama ilk etapta şunu söylemem lazım. Kesinlikle kullandığımız ürünün iyi tanımamız lazım ve belirli prensipleri de uygulamamız lazım. Yani özellikle kullanılan, yani sağlık açısından bir kere yani beslenme aslında şu an bu konuda söylemek istediğim birkaç farklı durum var. Birincisi bu saygı nedir? Gıdaya olan saygı. Bu gıdanın, yemeğin aslında herkes için, herkesin ihtiyacı olan bir şey olduğu ve bunun nasıl söyleyeyim, zayi edilmemesi gerektiğini, bunun öylesine harcanmaması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Şu anda da bir sürü bu konuyla ilgili kavram var. İşte atıksız mutfak. Önce bu temelleri çok iyi bilmek lazım yemek yaparken. Nasıl ürünü değerlendirebiliyoruz, değil mi? Özellikle şu an Ramazan ayındayız ve niye bu konu, yani nasıl bir şeyin içerisindeyiz? Nasıl saygı gösteriyoruz? Bir sahur vaktinde, bir iftar vaktinde bu yemeğe olan saygıyla alakalı bir şey. Bunun içerisinde tabii ki paylaşmak da giriyor. Müsrif olmamak da gerekiyor bu konuyla ilgili. Onun dışında çevreye, doğaya ve gıdaya, bu üretime, üreten kişilere saygıyla başlar her şey. Öncelikle yemek yapmak ve bu ürünleri tanıyıp değerlendirmekle başlar ve bunları sağlıklı olarak üretebilmekle başlar. Bunları açtıktan sonra kullandığımız ürünlerle, yaratıcılıkla beraber sizin kendi bakış açınıza göre, örneğin ben özellikle natural ve biraz asimetrik tabakları seviyorum. Burada biraz daha işin bilimiyle alakalı, işin tekniğiyle alakalı konuşmak gerekirse hem natural ürünleri ve biraz daha böyle zengin içerikli tabakları seviyorum çalışırken ve daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm, hem pişirme tekniği olarak hem ürün kullanımı olarak işte daha sağlıklı ürünleri tabağımda birleştirmeyi seviyorum açıkçası ve bunlarla beraber ayrıntıları da çok iyi kullanmak gerekiyor. Bütün lezzeti, görselliği, tazeliği güzel bir tabakta birleştirerek ya da güzel bir sofrada bunları bir araya getirerek sunmak benim açıkçası tarzımı yaratıyor. Teşekkürler hocam. Biraz aslında yurt dışından da bahsetmek istiyorum ben. Yurt dışında görüyoruz ki yatırımcılar şeflere ön ayak olup restoran açıyorlar. Aslında bir şef owner kavramı var orada. Türkiye'de ise biraz daha farklı bu durum. Herkesin ya gençken ya emekli olduktan sonra ya da belki de istifa edip bir kafe, pastane, restoran açma hayali var. Türkiye'deki bu aslında girişimlerin siz Türk mutfağına zarar verdiğini düşünüyor musunuz Melih Hocam? O kadar güzel bir konuya girdiniz ki gerçekten, yani Türkiye'de herkesin bu böyle bir hedefi ve hayali var. Elbette insanların hedef ve hayallerine kimse karışamaz. Ama yurt dışının ve Türkiye'nin bu restorancılık kavramları arasındaki en büyük çatışması burada ortaya çıkıyor. Yurt dışında chef and owner denilen bu kavram, şefe özel restorana gitme hissiyatı var. Türkiye'de ise markaya ve kendini orada etiketlemeye özel restorana gitme hissiyatı var. Bu ikisi tabii ki gastronomi, turizm açısından bakacak olursak bayağı bir fark yaratıyor. Yani bir şefin lezzetine, bir şefin elinin lezzetine, onun yaptığı sanata, onun yaptığı bilime saygı gösterip gitmek başka. Sadece bir markaya ve o markanın sonucunda
orada ne yenildiğinin önemi olmadığı, işte sosyal medyada fotoğrafı etiketlemek için gidilen restorancılık var. Bu Türk mutfağına şöyle zararlar verebilir. Marka olmuş veya marka olacak restoranların bu aşamada pazarlamayı ön planda tutup yemeği ikinci plana alması demektir. Türk mutfağına zararı böyle olabilir. Ama bilinçli işletmeciler sayesinde ve gerçekten bilinçli işini tam anlamıyla layıkıyla yapan zanaatkarlar sayesinde, aşçılar sayesinde Türk mutfağı ileriye gidebilir. Tabii burada işte bizim üniversitede her zaman söylediğimiz bir şey var. Siz bir adım öndesiniz o insanlardan. Çünkü siz bu işin okulunu okuyorsunuz, bu işin eğitimini alıyorsunuz, bilimini öğreniyorsunuz. En ince ayrıntısına kadar A'dan Z'ye her şeyini öğrenmeye gayret gösteriyorsunuz. Ve hiç bilinçsiz bir şekilde sadece para ortaya koyarak bir hayalle yola çıkılan kafeler, pastaneler, restoranlar, lokantalar bir süre sonra maalesef ki kapanmaya mahkum oluyor ne yazık ki. Tabii orada da bir hedef, bir hayal var. Kimse böyle olsun istemez. Ama bu eğitimler boşuna değil, bu bilim boşuna değil, bu insanlar boşuna eğitim görmüyor. Bu insanlar eğitim görüyor ki bazı şeylerin detayına kadar bilip nasıl ilerlemesi gerektiğini biliyorlar. Bu her açıdan geçerli. Yani bir bulaşıkçının ne iş yaptığından yemeğin kost kontrolüne, müşteriyle iletişimine, tedarik zincirinden satın almasına bir bütün bu. İşte evimde iki tane pasta yaptım, aman ne güzel, bütün komşularım beğeniyor altın günümde deyip mekan açıp ama işin bu derin detaylarını bilmeden girdikleri zaman maalesef hayal kırıklığı oluyor. İşte o yüzden yurt dışında şeflerin gerçekten isim yapmış şeflerin kendilerini gösterdiği restoranlar ön planda. Türk mutfağı açısından bir tek kurtuluş bilinçli işletmeciler ve zanaatkarların kendini göstermesiyle olur diyorum. O zaman aslında güzel bir mesaj verdiniz hocam. Eğer ileride böyle gelecek hedefi olan, şu anda itibaren varsa böyle hedefleri gençlerin, en azından bu bölümleri okumaları gerekiyor. Peki bu öğrencilerin gastronomi ya da aşçılık programını okumak isteyen öğrenciler neden Kapadokya Üniversitesi'ni tercih etmelidir? Biz uygulamalarımızda neler yapıyoruz? Bu sorulmuş öğrencilerimiz tarafından. Neden bizi tercih etmelidir öğrenciler? Hocam, Melih Hocam siz devam edin isterseniz. Tamam. Devamında ben... Yani aslında şöyle, bu bir bilimle sanatın kesiştiği bir nokta. Böyle bir program olduğu için bu üniversitedeki en büyük avantaj bilim alanından hocalarımızla bizim gibi sektörde bazı şeyleri görmüş, belli noktalara kadar ulaşmış, belli başarıları elde ettikten sonra bunları aktarma isteğiyle yanıp tutuşan şefler de var. Bu iki birleşimden sonra ortaya güzel bir eğitim çıkıyor. Burada mesleki uygulamada tabii ki en önemli şey biz eğitimin en detayına kadar inmeye çalışıyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi. Yani bir öğrenci sadece yemek yapmakla kalmıyor. Ben her zaman söylüyorum. Yemek yapabilirsiniz. Yani evinizde de yemek yapıyorlar. Önemli olan bunu profesyonel anlamda nasıl yapacağınızı öğretiyoruz biz size. Yani evde 4 kişilik bir makarnayla 300 kişilik bir restoranda aynı anda müşterilere aynı lezzette, aynı samimiyette, aynı sunumu yapabilmek bir profesyonellik gerektirir. Biz de bunun nasıl olabileceğini öğretiyoruz. Bunu tabii hem pratik hem teorik derslerle destekliyoruz. Benim söyleyebileceğim bu. Cem Hocam da takviye ederse. Evet. Şimdi biz de açıkçası belirli kullandığımız kelimeler var. Kişinin iştir aynası diye. Sayın Alev Hocamızın da sözü. Burada
yaptığımız şeyleri görebileceğimiz iki örnek olarak bizim bu okuldan mezun iki aşçılık programı mezunu, iki öğretim görevlisi ilk başta kendi burayı tercih etmek isteyen öğrencilerimizin görebileceği iki örnek ve biz yani öğretim görevlisi olarak burada bütün o 10 yıllık deneyimimizi aktarmak için tamamıyla hazırız tüm öğrencilerimize her açıdan. Hem bizim tırnak içinde söyleyeyim network dediğimiz yani kendi ağımız, bu zamana kadar tanıştığımız sektörde şefler, beraber çalıştığımız farklı işletmeler, büyük oteller, çeşitli şekilde iş olanakları, staj olanakları sağladığımız bir durum da yaratıyor. Böyle geniş bir ağ içerisindeyiz biz açıkçası. Hani söylemek istediğim bu, cümlemin başında da anlatmak istediğim bu. Buna baktığınız zaman aynı zamanda mesleki uygulama olarak bu işe çok yıllar önce başlamış aşçılık programının temelleri üzerine kurulmuş olan bir gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüz var bizim. Başta 2015 yıllarında kurulmuş olan çok eskiye dayanan temeli ve geliştirilerek giden bir aşçılık programımız var. Burada gerçekten biz etraftaki bir sürü okuldan da okulu da görüyoruz. Bir sürü kursları da takip ediyoruz. Kendimizi bu noktada nasıl konumlandırdığımızı, nasıl başarılı olabileceğimizi, nasıl başarılı olduğumuzu devamlı olarak bir kontrol ediyoruz. Burada özellikle bizim uygulama mutfağı derslerimiz uzun saatler ve çok çeşitli yemeklerle yapılan, öğrenciye birebir uygulama fırsatı veren altyapımız var. Mutfak olarak altyapımız inanılmaz kuvvetli. İşte 30 öğrencimize aynı anda aynı yemeği aynı şekilde uygulamasını yaptırabiliyoruz. Bu bizim için çok iyi bir avantaj. Tüm gerekli olan, yani tüm otelcilikte, restoranda ve profesyonel mutfakta gerekli olan tüm ekipmanlarla beraber pastane bölümümüz, restoran bölümümüz, 2 adet ayrı 15'er kişilik alakart uygulama mutfağımızda, bir tane büyük 30 kişilik uygulama mutfağımızla tamamen işin özünde olan bu mutfakta, gastronomi, aşçılığın, mutfak sanatlarının kalbi olan mutfakta uygulama derslerimizi çok iyi şekilde veriyoruz biz öğrencilere ve bunları birebir tecrübe etmelerini sağlıyoruz. Bu yemekleri pişirerek, bu tamamen uygulamayla alakalı bir durum. O konuda tamamen üst düzey, güzel bir eğitim veriyoruz. Bununla beraber de diğer yan dersleri de çok iyi şekilde destekleyecek şekilde hem sektörden, turizm sektöründen çok değerli hem hocalarımız hem de bu sektörde yıllarca tecrübe sağlamış, çalışmış deneyimli kişiler tarafından katkılarda bulunuyor öğrencilere. Aynı zamanda hem yabancı dil hem Türk dili anlamında hem iletişim anlamında, teknoloji anlamında da bir sürü alt dersle bunların temelini daha geniş alanlara yayarak öğrencinin bu piramidin en tepesine doğru çıkmasını sağlıyoruz açıkçası. Üniversitedeki eğitim sürecinden bahsetmişken hocam, aşçılık ve gastronomi bölümlerinde okuyan öğrencilerin Erasmus imkanları oluyor mu? Ve evet, şöyle de bir soru var, aşçılık yarışmalarına katılabiliyorlar mı bu okudukları süreç içerisinde? Evet, bu konuda okulumuzun web sayfası üzerinden de görebilirler. Oradan inceleyebilirler. Hem aday arkadaşlarımız hem ilgilenen kişiler.
Burada bizim gerçekten okulumuzun açılığı başlangıç süresinden bugüne kadar olan uluslararası yarışmalarda çok güzel başarılara imza atmış, çok iyi ve çeşitli kupalar, madalyalar kazanmış bir geçmişimiz var üniversite olarak, aşçılık anlamında. Ve bu tarz yarışmalara hem öğrencilerimizi biz özellikle teşvik etmeye çalışıyoruz, katılım sağlamasını istiyoruz. Öğrencilerimizden de bizlere geliyor tabii bu tarz şeyler. Onlar da istiyorlar. Biz her sene bu tarz bütün uluslararası yarışmaları takip edip bunlara hazırlık yaparak, çalışarak öğrencilerimizin bu yarışmalara katılımını teşvik ediyoruz. Ve çok da güzel sonuçlar alıyoruz bu konuda. O zaman ben de Erasmus'la ilgili biraz bahsedeyim. Okulumuz bu konuda yeterince donanımlı. Avrupa'dan sayısız üniversiteyle işbirliği yapıyor. Aynı zamanda bizim aşçılık ve gastronomi mutfak sanatları bölümleri için staj da imkanımız var. Erasmus stajı. Bu da olabildiğince kültürler arası etkileşim sağlıyor ve öğrencilerimizin kendi kültürlerini orada tanıtabiliyor ve oradaki kültürleri öğrenebiliyorlar. Çok ünlü restoranlar, oteller ve önemli üniversitelerde Erasmus değişimlerimiz mevcuttur. Yaklaşık son 3 senedir devamlı aşçılık bölümlerinden Erasmus'a gidenler var. Gastronomi bölümünden de başladı Erasmus deneyimi yaşayacak olan arkadaşlar. Bu konuda gelecek olan arkadaşların herhangi bir sıkıntısı olmasın. Çünkü biz bunu destekliyoruz. Yani yurt dışına açılmalarını istiyoruz. Yurt dışında bu mesleği ilerletmelerini istiyoruz. Bunun da adımı, ilk adımı Erasmus'la başlıyor. Bu konuda muazzam çalışılıyor. 7-24 öğrencilerle iletişim halinde olunuyor. Her türlü sıkıntısı ve sorunu varsa çözülüyor. Gerek biz hocalar olarak yanlarında oluyoruz. Orada mutfakta çalışan öğrencilerin bazen İngilizce bilseler de mutfak heyecanlı ortamlar olduğu için orada yaşadığı problemleri oradaki şeflerle konuşarak çözüyoruz. Yani sıkıntısız bir şekilde bu süreci atlatmasını istiyoruz. Genelde giden ve dönen öğrencilerimiz inanılmaz derecede kendilerine bilgi birikim ve kültür katarak geri dönüyorlar. Ve hepsi mutlu bir şekilde geri dönüyor okullarına. Benim söyleyebileceklerim bu kadar Erasmus'la ilgili. Teşekkürler hocam. Yavaş yavaş da bu arada son sorulara geldim. Genel olarak son sorulardan böyle toparlarsam, bilmediğim bir yerden geldi açıkçası benim de. Ona göre soracağım soruyu size. Moleküler mutfak nedir? Yenilir mi, içilir mi? Çok kısa bahsetmek gerekirse, dediğimiz gibi gastronomi bilimi multidisipliner bir bilim. Yani bunun içerisinde farklı bilim dallarıyla eşleşme var. Moleküler gastronomi dediğimizde kimya bilimiyle eşleşmiş bir mutfak akımı. Dünyada bunun çokça örneğini yapan değerli şefler var. Öğrenciler bunları araştırabilir. Ve bu restoranlara belki biliyorlardır, 6 ay açık, 6 ay kapalı restoranlar oluyor genelde. Oradaki yemeklere kimyasal değişimler yaparak, yemeklerin formlarını değiştirerek yeni yemekler ve yeni yemek tatları ortaya çıkartıyorlar. İşte bunun en bilinenleri işte değişik havyarlar, spagettiler. Yani bunların malzemeleri bir domates suyundan spagetti yapılabiliyor ya da bir ne bileyim işte karpuzdan havyar tanecikleri yapılabiliyor. Bunun birçok örneği var. Mesela 30 saniyede pişen sponge kekler var. Kimya bilimiyle gastronomi biliminin karışması sonucu ortaya çıkan bir akım. Buna ilgisi olan gençler çok. Ben de zamanında bununla ilgilenmiştim. Ama tabii belli bir yaştan sonra kendi tarzınızı belirliyorsunuz. Yine de biz mutfaklarımızda öğrencilere bununla ilgili çalışmalar gösteriyoruz. Cem hocam seviyor biraz, o da bahsetsin. Derslerde uyguluyor çünkü. Zamanımız varsa Tuğçe,
konuyla ilgili. Tabii. Hemen kısaca ben de cevaplayayım. Şimdi moleküler gastronomi, slow food gibi, işte lokal yemekler gibi çeşitli hem gastronomik trendler oluşabiliyor. Bu trendlerin başlıkların dışında da aynı zamanda teknikler oluşabiliyor. İşte konuşmamızın başında bahsettiğimiz gibi, işte Melih hocamın da bahsettiği gibi çok zengin içerikli, çok çeşitli alanlara yayılabilen bir sanat, çok çeşitli alanlara yayılabilen bir eğitim ve meslek olduğunu söylemiştik. Bu moleküler gastronomi de bunun içerisindeki alanlardan biri. Evet, burada yemeklerin yani bazı gıda ürünlerinin formlarını birleştiriyor. Yani burada en basit bir örnek vermem gerekirse bir mayonezi yapmak için bunlar hepsi tabii ki çok hem ürünleri kullanarak bilimsel olarak, kimyasal olarak içeriklerini bilmekle alakalı bir şey bunları yaratabilmek, bu ürünlerle çalışabilmek. Mesela agar agar denilen bir celleştirici bir bitkinin şeyinden bahsedebiliriz, tozundan bahsedebiliriz, işte jelatinden bahsedebiliriz. Bu ürünlerin nasıl kullanıldığından, bizim küreleme dediğimiz işte havyar yapımında kullanıldığımız işte farklı ürünlerden bahsedebiliriz. Aktif karbonda sayılabilir mi bu ürünlerden? Evet, evet tabii. Yani insan sağlığını tabii ki kötü yönde etkilememesi gereken şekilde yürütülen bir şey. Bu gıda tabii ki çok önemli bir durum. O yüzden çok bilinçli şekilde yapmak lazım. Bu trendlerin hepsi aslında iç içe giriyor burada. Her alandan bir şey kullanabilirsiniz. Yani bugün burada biz bir mantı yaparken bile domates salçasından siz sunum açısından etkilemek istiyorsunuz. Orada bir hoşluk yaratmak istiyorsunuz. Nasıl bir sanat eserine baktığınızda gözlerinize hitap eden, görme duyunuza hitap eden, hislerinize hitap eden bir durum ortaya çıkıyorsa sunduğunuz tabakta çok basit bir şey. Bu şekilde sunabiliyorsunuz domates suyundan, belki bir küre yaparak ya da başka bir şekilde köpük yaparak o sunumu canlandırıp gastronominin, aşçılığın çeşitli alanlarından, çeşitli bilimlerinden faydalanabiliyorsunuz. Bu da burada vermek istediğim bilgilerden biri. Yani çok çeşitli alanları var. Yöresel mutfaktan, temel pişirme tekniklerinden, ilk çağlardan beri gelen pişirme tekniklerinden son dönemin, çağımızın hem pişirme tekniklerini, hem yöntemlerini, hem ürünlerini kullanabileceğiniz çok geniş bir alan. Moleküler gastronomi de bunlardan biri. Ben aslında toparlamak için şöyle son bir soru sormak istiyorum hocam. Her ikinize de aşçılık ve gastronominin ortak kesişim noktası anladığım kadarıyla benim de mutfak ve aşçılık. Bu çerçevede en son izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Evet. Genel olarak toparlamak gerekirse biz aşçılık ve gastronomiyi böyle pek ayrı kazanlarda kaynatamıyoruz diyeyim Türkçe sana konu başlığımızla alakalı. Bunları böyle bir iç içe alıyoruz. Böyle bir birini sağa birini sola çekiyoruz. Biraz yukarı aşağı alıyoruz. Yine de böyle o bir merkezde toplanmak istiyor. Zaten biz bunu ayıramıyoruz birbirinden. Onu söylemek isteyeyim. O bir merkezde toplanmak istiyor. Mutfağın çevresinde, yeme içmenin çevresinde, ürünlerin, lezzetlerin, kokuların, tatların, kültürün ve tüm bu alanların içerisinde bir bütün olarak toplanıyor. Bunların kesişme noktası bu şekilde zaten belli. Konuştuğumuz süre boyunca hepsinden bahsettik. Ayrıldığı noktada söylediğim gibi kişinin önceliğine bağlı olarak değişebilecek bir durum. Eğer önceliğiniz hızlıca sektöre atılıp bir an önce kendi ayaklarınız üzerinde durup kendi
giderlerinizi karşılayabilecek, kendi ücretinizi alabilecek, kendi paranızı karızlanabilecek duruma gelmek istiyorsanız, sizin durum ve şartınız buysa aşçılıkla başlayabilirsiniz. Bir taraftan sonrasında 2 yılda iyi bir temel eğitim alarak hızlıca sektörde çalışmaya başlayarak devamında akademik olarak ve bilimsel olarak kendinizi tamamlayabilirsiniz. Ama bu süreçte başlangıç olarak hem üniversite sınavlarında istenilen puanı yakalayıp hem de devamında 4 yıllık bir eğitimle beraber ayrıntılarıyla beraber bu eğitimi alarak o eğitim süresi içerisinde alanınızı belirleyip o yönde ilerlemek istiyorsanız da gastronomiyi tercih edebilirsiniz. Aslında hem üst üste koyabileceğiniz bir bölüm program şekli hem de sizin zaman yönetiminize göre, sizin öncelik durumunuza göre, zaman durumunuza göre tercih edebileceğiniz 2 ayrı program. Ayrı noktalar olarak da bahsetmek gerekirse. Ben de kısaca bahsedeyim o zaman. Ben mutfağa direkt girmek istiyorum. Beni mutfaktan ayırmayın diyorsanız, ben bir an önce şu yemekleri yapmayı öğreneyim, mutfak mezunu olayım, daha sonra mutfağın başına geçeyim ve çalışayım derseniz, tabii ki 2 yıllık olan aşçılık bölümüne gelebilirsiniz. Ama yok arkadaş, ben bu işin nedir, ne değildir, bu ürün nasıl yetişmiştir, nereden gelmiştir, nereye gidiyordur, bu kültür etkileşimleri nasıl olmuştur gibi meraklı sorularınız varsa da daha uzun, daha sindire sindire bu eğitimi almak için de gastronomiye gelebilirsiniz. Burada yelpaze o kadar geniş ki bunu bilmelisiniz önce. Yani öğrencilerin en büyük kafa karışıklığı şuradan oluyor. İşte ben otelin mutfak şefi olacağım ya da ben restoranın mutfak şefi olacağım. Ama bizim mesleğimiz o kadar geniş ki, yani bir lokantanın aşçısı da olabilirsiniz. Bir hastanenin aşçısı da olabilirsiniz. Yani yemek yapılan her yerde mutfakta çalışabilirsiniz. Ya da diyorsanız ben yemek yemeyi çok seviyorum. Yemek yapmayı da seviyorum ama mutfağın içinde olmak istemiyorum. Bunun için de bir çözüm var. Belki sanatçı kimliğiniz var, sanatçı kişiliğiniz var. Bu size bir üst düzey markanın bir Ar-Ge şefliği unvanını verebilir. Dersin ki ben araştırma geliştirme yapmak istiyorum, ortaya yeni ürünler koymak istiyorum. O zaman gastronomi okuyarak bunu bilimini de katarak araştırma geliştirme şefliği yapabilirsin. Yok ben fotoğrafçılık yapacağım, bu ürünlerin muhteşem sunumlarını ben yaratacağım diyorsan, yemek fotoğrafçısı olmak istiyorsan gastronomiye gelebilirsin. Ama benim içimde ukde, ben aynı zamanda yazılar yazmak istiyorum, kitaplar çıkarmak istiyorum diyorsan, dergi yazarlığı, gazete köşe yazarlığı istiyorsan gastronomi bu iş için ideal. Bunun gibi birçok farklı alan var. Bu yelpazeyi siz araştırıp ona göre kendinize en uygunu seçip bu bölümleri tercih edebilirsiniz. Ama dediğim gibi şeflik başka bir şey, bunlar başka bir şey. Siz aşçılık mı, gastronomi mi, bunu en iyi siz bilirsiniz. Bu sizin içinizde olan bir şey. Biz yeterince elimizden geldiğince bilgi vermeye çalışıyoruz. Hatta şöyle bir şey de yapıyoruz. Siz buraya geldiniz, eğitimde biz sizi gördük, biz sizi yönlendiririz. Sonuçta belli bir tecrübe, belli bir geçmişimiz var. Şu alanda daha iyi başarılı olabilirsin. Sen pastacı olmalısın. İşte sen işte Ar-Ge'de çalışmalısın. Sen işte çok güzel editörlük yaparsın. Sen işte yemek yazıları yazmalısın. Senden muhteşem bir şef olur gibi yönlendirmeleri de yapıyoruz tabii ki. Bu da sizi tanıdıkça olur. Ama önce siz kendinizi tanıyın. Ne yapmak istediğinize karar verin. Zaten biz bunu, bu kazanı birlikte kaynatırız. Aşçılığı da, gastronomi de Cem hocamın dediği gibi üzülmezsiniz, 2 yıl okursunuz, dikey geçişle gastronomiye geçersiniz. Bunlar mümkün olan şeyler. Yeter ki siz başarmak isteyin. Evet. Sağ olun. Programımızın aslında sonuna geldik hocam. Ben önce izleyicilerimize, sonra da size çok teşekkür ediyorum. Söz konusu mutfak olunca, yemekler olunca tabii acıktık. Ama gerçekten teşekkür ediyorum. Bilgiye de doyduk. Bir başka yayınımızda aslında tekrar görüşmek üzere diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Biz de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşça kalın diyorum herkese. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın.